2001'in ilk Pekşat'ında yine beraber. Ve reklam dünyasını arşivleyen Nar Ajans bu hafta Pekşat'ta. Pekşat Cumartesi 13.35'te TV8'de. Tekrarı Pazar 17.35'te. Merhaba, 2001'in ilk Pekşat'ında yine beraberiz. Yılın hala ilk aylarındayız ve 2000 değerlendirmeleri tüm hızıyla sürüyor. Sanat, spor, siyaset, ekonomi. Uzmanlar ve medyatik yorumcular 2000'i büyüteç altına alıyorlar. Ve genellikle pek iyimser yorumlar çıkmıyor ortaya. Kısaca kötü bir yıldı 2000 diyor pek çok kişi. Öyle mi gerçekten? Bence iyi bir yıldı. En azından çocukluğumuzdan beri inandığımızın aksine kıyamet kopmadı. Dijital kıyamet de kopmadı. En gerçekçi kehanet, tüm zamanların en büyük imaj büyücüsü Andy Warhol'unkiydi belki. Herkes ünlü olacak ama 15 dakikalığına. Neyse, geride bıraktık işte. Şimdi dönüp bakınca 2000'in reklamını yapmam gerekse şöyle derim. Beklediğimizden iyiymiş. Dünya hala yerinde duruyor. Milenyumun ilk Pekşat'ına hoş geldiniz. Mustafa Turan ve reklam dünyasını arşivleyen Nar Ajans az sonra Pekşat'ta. Reklam dünyasında zaman tüneline girmek isterseniz gözlerinizi kapatıp hayale dalmanız gerekmiyor. Daha çok sesiyle tanıdığımız Levent Dönmez'in Nar Ajansı bu olanağı sağlıyor. İster profesyonel amaçlarla olsun, ister bir hobinin peşine takılıp gidin. Türkiye'nin reklam tarihini orada bulabilirsiniz. Gün gün, marka marka, ajans ajans, kaset kaset. Eski reklamlar, ihtiyacı olanlar için Nar Ajansı da arşivleniyor. Aradığınız reklamı bulup kolayca arşivinize katabiliyorsunuz. Nar Ajans. Sanırım bundan böyle uğrak mekanlarından biri olacak. Biz bu işe 84 yılının sonunda ben niyetlendim. Şimdi benim asıl işim seslendirme. Fakat biz seslendirmecilerde hep bir korku vardır. Abi, bu sesin gittiği zaman ben ne yapacağım, aç mı kalacağım diye, çünkü hiçbir garantimiz yok. Ben de düşündüm, taşındım ve o sırada bir arkadaşımızın da önerisiyle, Admar reklamın sahibi Muammer Bey'in kulakları çınlasın, böyle bir işten söz etti. Ve reklam filmlerinin arşivinin yapılması konusunun batıda bir hayli önem kazandığını söyledi. Düşündüm, taşındım üzerinde. 84 yılında ilk defa işte bir deneme, nasıl yaparım, ne ederim, kayıtlar yaptım, şöyle mi sınıflandırırım, böyle mi sınıflandırırım. Ve 85 yılının başında, Ocak ayından itibaren bismillah dedik. Reklamcıların hepsinin bütün gün oturup reklamları izleyebileceğini düşünemeyiz. Yani arada mutlaka kaçırdıkları filmler olacaktır. Ansızın haberdar olmak istedikleri filmler için mesela bir gün önceden diyorlar ki dün akşam bilmem ne filmi çıkmış, onu hemen bize yollayın. Bir, o tür var. İki, diyelim ki bir reklam firması işte şu dalda film yaptı, banka reklamları yaptı, bisküvi reklamları yaptı, gazete reklamları yaptı. Bir gün birdenbire diyelim ki bir kraker reklamı yapması gerekiyor. O güne kadar da hiç yapmamış. Peki bugüne kadar nasıl kraker reklamları yapıldı? Ne gibi pekşatlar kullanıldı? Nasıl konseptler kullanıldı? Bunları bir seferde öğrenebilecek inanılmaz bir arşiv haline geldi. Ayol, ne bu halin? Herkes kapışıyordu, ben de aldım. Mintax ne kadar ucuzmuş. Sizin haberiniz bile yok. İlahi, biz neyle yıkıyoruz ki? Mintax'la babacığım, Mintax'la. Mintax, kaliteyi ucuza alın. Şimdi çıtır çıtır kızartıp... Çek yine mi börek? Börek? Yo, sigara. Derin donduruculu AEG, üstelik 4 yıldızlı. Yerleri boyuyorum. Parkeleri neden boyuyorsun kardeşim? Duvarı boyarken yere damladı, ben de boyadım gitti. Güzel oldu, güzel oldu. Hadi sıkılmayın, siz de gülün. Gülün, gülün. Boya arttı, bunu ne yapayım? Abone,
reklam firmalarımız var. Onlar her ay alıyorlar. Her ay yeni çıkan reklam filmlerini tek bir bantta arda arda belirli bir mantık içerisinde izleyebiliyorlar. Bu çok inanılmaz bir arşiv onlar için. Ayrıca şöyle bir şey var. Kendi bulunduğu durumu diğer reklam firmalarıyla en iyi kıyaslayabileceği yer orası. Çünkü düşünün şöyle mesela aynı ürün gruplarını arda arda topluyoruz. O zaman kendi yaptığı reklamı diğer bütün ürün gruplarıyla birlikte arda arda izleyip kendini kıyaslama ve diğerleriyle yan yana gözden geçirme imkanı bulmuş oluyor. Zarif, bir gül kadar dekorlu Emson ve mutfaktaki mutluluk. Yurdun her köşesine yayılmış bayileriyle yanı başınızdadır. Kelebek alan rahat eder. Kelebek modül, mükemmel modül yani. Kalitesiyle, fiyatıyla. Kaşık kaşık, kaşık, kaşık yiyorum. Çikolata çok nefis. Miss Pudding'i çok seviyoruz. Bazı kanallar bütünüyle kaydediliyor. Ondan sonra onlar gözden geçiriliyor teker teker. Kaydediliyor. Nerede, hangi kanalda ne var? Çünkü artık yalnız reklam filmi de değil, reklam filmi dışında bilgiler de vermeye başladık dışarı. O tip takip de yapıyoruz. Bir bandın neresinde bulacağız o bilgimizi? Sonra bunlar, bu bilgiler bilgisayara giriyor. Bilgisayardan istedikleri zaman işte bilmem şu kayıt, şu bilmem ne, nerede dediğimiz zaman bilgisayardan iki saniyede bulup sonra da bu gördüğünüz yerimize geliyoruz. Burada montaj yapılıyor. İşte şu anda izlediğiniz gibi gene 86 yılının kayıtları yeni banda çekilip müşterimizin istediği biçimde, onun istediği formatta gönderiliyor kendisine.